Köşür var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde nikaha girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar. Diyanet TV stüdyolarından Ankara'dan hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Diyanet'e soralım programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere merak ettiğiniz dini içerikli soruları yaklaşık bir saat kıymetli hocalarımızın ilminden istifade ederek cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bugün çok değerli hocam Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamıza hoş geldiniz diyeceğiz ama onun öncesinde programımıza katılıp sorularını iletmeniz için telefon numaralarımızı hatırlatarak başlayalım yayınımıza. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Mail vasıtasıyla sorularını yazılı bir şekilde bizimle paylaşmak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralım@diyanet.gov.tr adresi üzerinden sorularını mail vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirler. Sosyal medya aracılığıyla sorularını iletmek isteyen izleyicilerimiz için facebook.com/diyanetesoralım adresi efendim Facebook sayfamızdır. Oradan da inşallah sorularını bizlerle paylaşabilir izleyicilerimiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Elhamdülillah. Sağ olun hocam. Allah afiyet versin inşallah. Elhamdülillah. Sizi görünce biz de çok iyi olduk. Teşekkür ederim. Cenab-ı Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah bir telefon Allah bağlantımız var hocam. Telefonla hayır, başlayalım. Bismillah diyelim inşallah. İlim yolculuğumuza. Tokat'a uzanıyoruz. Osman Çezik telefon attığımızda. Alo. Efendim. Buyurun Osman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam efendim. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Şimdi sabah namazında imamına bir tane cemaat var. Hı hı. Şimdi ben onu imamına da görüştüm de imam dedi ki tam benim ardıma duracağın yani. Hı hı. Ben de dedim ki tek kişi namaz olmuyor. Bir adım yan tarafına, sağ tarafına durmam lazım hocam dedim. Hı hı. Bu kafama dahildi benim. Hı hı. Hocamdan bunu işte duymak istiyorum. Evet, soralım efendim. Bakalım. Hay hay, Allah'a emanet olun. Sıhhat diliyoruz. Evet hocam, ilk sorumuz Tokat'tan geldi. Saf düzeni nasıl olur? Özellikle köylük yerlerde cemaat sayısı maalesef biraz belki evet, bazı dönemler azalabiliyor. Evet. Bir imam efendi var, bir de cemaati var. Bu şekilde bir cemaat düzeni olur mu? Olursa hoca efendinin tam arkasında mı duracak, solunda mı, sağında mı, bunu bir sizden öğrenelim inşallah. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Namazlarda saf düzeni cemaatle namaz kılınır iken imamdan başka bir kişi varsa eğer, hı hı, bu imamın sağ tarafına durur. Bir ayak boyu mesafe imamın arkasına, sağ tarafına doğru durur. Bir ikinci kişi daha varsa bu ikinci kişi de sol tarafına durur. Şayet üç kişi iseler hemen bir saf mesafesi imamın arkasında saf olurlar. Beyefendinin söylediği, sorduğu soruda imamdan başka bir kişi olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla imamdan başka bir kişi varsa imamın sağ tarafına, hafif gerisine doğru durur. Tamamen bir saf mesafesi tam bir saf değil yani. Değil, hafif gerisine durur. Hemen hemen topukları hizasına durursa, hı hı, yani cemaatin ayak uçları imamın topuk hizasına kadar gelebilirse sıkıntı yok. İmamın sağına durması gerekir. Bir ikincisi varsa o da soluna duracak. Eğer üç kişi olurlarsa onlar artık bir saf mesafesi arkada durmaları icap eder. Evet. Diğer sorusu benim anladığım kadarıyla hayvanların kısırlaştırılması hocam. Vurulmuş hayvandan söz ediyor. Aynen, öyle derler. Çoğunlukla tabii bu işlemler hayvanın daha besili yapılı olması için yapılır. Hı hı. Vurulmuş hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yok. Bu bir organ eksikliği değildir. Vurulmuş hayvan kurban olur, caizdir. Kurban olarak geçerlidir. Evet, peki. Teşekkür ederiz değerli hocam. Efendim bir Facebook sorumuz var. Özkan Gencal, sizlere hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar. Elazığ'dan selamlar iletmişler. İslamiyet'te tevbe etmek için aracıya ihtiyaç var mıdır? Veya bir hoca bir şeyh vasıtasıyla el vererek tevbe etmenin hükmü nedir diye sizlere bir sual evet, yöneltmişler. Peki efendim. Şimdi tevbenin şartlarına baktığımız zaman böyle bir şey görmüyoruz. Hı hı. Yani tövbenin şartlarına baktığımızda
kişinin işlemekte olduğu, yaptığı o hatadan, günahından pişman olması, yaptığı işi terk etmesi, kul hakkı içeren bir yönü var ise o kul hakkına girdiği kişiyle de helalleşmesi gerekir. Dolayısıyla insanımızın, Müslümanın samimi olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durup yaptığı hatayı, günahı, isyan neyse onu terk edip, terk ettiğinden dolayı da yaptığı işlerden pişmanlık duyuyorsa tevbe etmiştir. Aynısını yapmamak kastıyla, kaydıyla tevbesi geçerlidir. Bunun için birisinin aracılığına ihtiyaç yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim rehberimiz. Tövbe etmek isteyen samimi bir kalp ile işlemekte olduğu o hatadan pişman olduğunu Cenab-ı Hakk'a arz eder, tövbe istiğfar ederse, istiğfar demek bağışlanma talep etmek demek. Yani. Allah'tan bağışlanmasını talep edecek, yaptığı işi terk edecek, pişman olacak. Kul hakkı içeren bir yönü var ise ilgili şahısla helalleşecek. Bunun için bir aracıya ihtiyaç yok. Biz nasıl tövbe etmemiz gerektiğini, Cenab-ı Hakk'a nasıl iltica etmemiz gerektiğini biliyoruz. En kısa ifadesiyle estağfirullah derse kişi, yani yaptığı o hatanın, günahın, çirkinliğinin farkına vardığını, bundan pişmanlık duyduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iltica ettiğini ifade eder bununla. Bunu yaptığı takdirde tövbesi tövbedir. Ayrıca bir aracıya, birisinin el vermesi, birisinin ona yardımcı olması, aracı olmasına ihtiyaç yok. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de öyle buyuruyor. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Allah her şeyi biliyor, görüyor. Kalplerdekini de biliyor, dışarıya yansıttıklarımızı da biliyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dönüp samimi bir kalple gerçekten pişman olduğunu ifade eder, yaptığı çirkinlikten vazgeçerse başka hiçbir aracıya, hiç kimsenin bu konuda kendisine el vermesine falan ihtiyacı olmaz. Teşekkür ederiz Değerli Hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'mızdan Ömer Camkara telefon attığımızda. Alo. Alo, hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama bir sorum olacaktı. Tabii efendim, buyurun. Hocam şimdi bu olumlu dualar oluyor, olumsuz dualar oluyor. Ben bunu tecrübe ettim, yaşadım da bu kafama takılıyor. Hı hı. Üç talak var şimdi. Ben eşime üç kere boş ol, boş ol dediğim zaman bu denendi, boşandım da bu 3 yıl, 5 yıl içinde dış şartlar gerçek oluştu, boşandım. Ama 3300 kere de belki başka olumlu dualar etmişimdir. Bunlar gerçekleşmiyor. Yani bu menfi dua hemen 3-5 yıl içinde gerçekleşiyor. Olumlu, güzel dualar gerçekleşmiyor. Neden acaba? Bunu kafama takıldı. Hay hay, soralım hocamıza inşallah. Tamam. Afiyet diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam. Yani yaptığımız dualar niçin kabul edilmiyor? Menfi olanlar hemen kabul görüyor gibi ama müspet olanlar sanki edilmiyor diyor. Evet. Bu olayı nasıl okumalıyız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ifadesidir. İnsanın karakter olarak, yapı olarak sergilediği davranış tiplerindendir. İnsan وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا. Çok acelecis. Her şeyin bir an önce olmasını, hemen oluvermesini çok isteriz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ مِثْقَالَ ذَرَّ. Allah kuluna zerre kadar zulmetmez. وَلَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ancak insanlar kendilerine zulmederler, yazık ederler. Biz dua ederiz ve etmeliyiz, etmeye de devam etmeliyiz. Dua ettiğimiz müddetçe Cenab-ı Hak hangisinin hayırlı olduğunu biz bilmiyoruz. Biz iyi ve güzel olan şeyleri talep eder, niyaz ederiz. Cenab-ı Hakk'a tabirimi hoş görün, dilekçemizi arz ederiz. Hemen bunun karşılık görmesi, yani takdirin ne şekilde tecelli edeceğini biz kestiremeyiz. Dua edelim, olumlu olan şeyler olmuyor da sanki olumsuzlar hemen oluyor gibi, oluveriyormuş gibi bir ifade kullandı beyefendi. Belki canımızı acıttığı için, canımızı yaktığı için menfi, olumsuz olanlar çok çabuk oluveriyormuş gibi hissederiz. Hayır, böyle bir şey yok aslında. Biraz önce de Kur'ani ifadedir o. Allah kuluna zulmetmez.
belki biz beklentilerimizi çok hemen oluversin diye istediğimiz, beklediğimiz için çok uzun zaman geçiyor. Hazreti Adem'in tevbesi çok ya, uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kulunu duyuyor. İçinde bulunduğu şartları da biliyor. Onun hangi şartlarda neyi talep ettiğini de biliyor. Mevlana'nın çok güzel bir ifadesi var. Yeri gelmişken söyleyelim. Lütfen buyurun. Yani kul Allah'tan bir şey ister, Allah vermez, daha sonra iyisini verir. Ya, değil mi? Çünkü bazen de bir de ayet-i kerime var ya hocam, o da o niye estecip lekum. Dua edin icabet edeyim. Bu açık çek gibi aslında. Kesinlikle. Ama tabii aceleci oluşumuzdan kaynaklandığı için evet, zamanlamayı biz göremiyoruz herhalde. Bir an önce olsun isteriz. Hangisinin hayırlı olduğunu da bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Hakk'ın ifadesidir ayet-i celile. وَعَسَا اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Bir şeyi çok istersiniz. Hemen olsun arzu edersiniz ama sizin için iyi değildir, şerdir o. Sizin yararınıza değildir. Belki bazen de وَعَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Bazen de hoşlanmazsınız, ya olmasın, bu başıma gelmesin, şu gerçekleşmesin dersiniz ama وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Onda da hayır var. Sizin için hayırlıdır. Onun için biz Cenab-ı Hak'tan iyilik ve hayır murad ederiz. Allah da kuluna zulmetmez. Dualarımızı da biraz önce sizin de çok güzel ifade buyurduğunuz üzere açık çek veriyor. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Siz bana dua edin, ben icabet ederim. Biz hayır dualarımıza devam ettirelim. Cenab-ı Hak dualarımıza mutlaka karşılık verecektir. Acele etmeyelim. İnşallah. Hocam çok kısa, duanın kabul olunduğu özel vakitler var mıdır mesela? İyi, tabii. Şimdi mekanlar içerisinde özel müstesna mekanlar olduğu gibi zamanlar içerisinde de özel müstesna zamanlar var. Neye göre ayırt ediyoruz bunları? Yani özel zaman dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden. Mesela bir cuma saati. Duanın Cenab-ı Hakk'a arz edilmesi halinde geri çevrilmeyeceğini ifade buyuruyor. Bayram geceleri, cuma geceleri, kandil geceleri keza böyledir. Özel zamanlardır bunlar. Yani kul her zaman Rabbine dua edemez mi? Eder. Ama bu özel zaman dilimlerinde yapılan duaların çok daha seri, öyle söyleyelim. Anne babanın duası gibi perdesiz Cenab-ı Hakk'a ulaşır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Özel zaman dilimlerinde yapılan dualar özel muamele görür. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Sınırlarımızın ötesine uzanıyoruz. Avusturya'dan Dinçer Güngör telefon attığımızda. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir sorum olacak. Buyurun efendim. Ya şimdi ben geçmiş zamanda hocanın birinden duymuştum veya okumuştum. Hı hı. Maaş alan hocaların arkasında namaz kılmak caiz değildir diye. Bu konuda hocam ne söyleyecek acaba? Evet, soralım efendim. Bakalım hocamız ne söyleyecekler. Sıhhat diliyoruz. Sizin şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimizle selamlıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet hocam. Yani maaş alan din görevlilerimizin arkasında namaz olmaz diyenler var. Bunu biz de bazen duyuyoruz. Doğrusu nedir? Sizden bir bilgi alalım inşallah. Şimdi değerli izleyicilerimizden istirhamım, bu konuyu çok samimi olarak dinlemelerini arzu ederim. Çünkü imamet gibi peygamber mesleği bir görevi icra eden şahsın yaptığı işin parasal bir karşılığı olamaz. Yani yapılan işin bedeli budur, bunun karşılığı şu kadardır demek mümkün değil, bunu parayla ölçmek mümkün değil. Evet. İlaveten bir şahıs yaptığı imamet görevinden dolayı, imamlıktan dolayı kendisine takdir edilen maaşı, ücreti alıyor ise bu yaptığı işin, vazifenin değerini, kıymetini kesinlikle düşürmediği gibi aynı zamanda aldığı bu maaştan dolayı yapılan işin geçersizliğine falan da hükmetmek mümkün değildir. Evet. Zira bugün imamlık yapan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, hocalarımız bizim her mahallede ilk çocuklukta dini bilgilerimizi onlardan öğreniyoruz. Evet. Bu işi eğer
kendilerine meslek edinmiş, iş olarak yapıyorlarsa ki öyle yapıyorlar, bunun karşılığında kendilerine takdir edilen maaşın yaptıkları işin kıymet ve değerine olumsuz bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün değildir. Kardeşimizin sorduğu soruya o özelde cevap verecek olur isek, maaş alan bir imamın kıldırdığı namaz, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın varisi, onun mesleğini icra eden kişi olması itibariyle çok açık ve net ifade ediyorum. Hiç kimsenin aklına en ufak bir şey gelmesin, o namaz geçerli, hiçbir sıkıntı yok. Niçin? Biraz önce dedim ya, yani yapılan bu işin parasal bir karşılığı olmaz. Yani bunu parayla ölçmek mümkün değildir. Peki niye maaş veriyoruz? Niye hocalar yani, maaş alıyorlar? Bu soru akla gelebilir. Başka bir işle meşgul olmadıkları için. Hocanın işi odur. Allah rahmet eylesin, bir müftümüz vardı. Ben imamlıktan geldim. Uzun yıllar maşallah imamlık yaptım. Cemaat imamı müezzini minarede, imamı mihrapta görmek ister. Hakikaten de böyledir. Bizim görev yerimiz burasıdır. Ve ben imam olarak başka bir işle meşgul değilim. Halkımın hizmetindeyim. Bu din hizmetini yürütmek üzere kendimi buraya hasrettim. Ben buradayım edasıyla. Görev yapıyor, bakmakla yükümlü olduğu insanlar var. Devletin takdir ettiği, hiçbirimiz bununla ilgili pazarlık yapmadık. Ben şu kadara çalışırım. Yani. Bir sözleşmemiz. Takdir edilen ücret neyse o ücreti alır, geçimini sağlamak için. Çoluk çocuğun geçimini sağlamak ibadet mi Furkan Hocam? Yani. İbadettir. İbadet niyetiyle yapılır ise ben bunları başkasına muhtaç etmeyeceğim. Bakmakla yükümlü olduğum bu insanların maişetini, geçimini ben temin edeceğim. Bunu üstleniyorum. Ve bundan dolayı da mükafat bekliyorum. Edasıyla, niyetiyle hareket ederse bu da bir ibadettir. Maaş alan hocalarımızın yaptıkları işin çok kıymetli, çok değerli olduğunu bilelim. Hiç aklımızın ucundan geçmesin. Acaba kıldığımız namazların maaş alıyor olması itibariyle bir eksikliği, bir noksanlığı var mı? Hayır, böyle İslam tarihinin hiçbir döneminde bunu söyleyen kimse çıkmamış. Yani hocanın yaptığı işten dolayı maaş alıyor olmasının yaptığı görevi olumsuz etkileyebileceğini söyleyen yok. Kur'an-ı Kerim okumak ve öğretmek için ücret almayla ilgili var. Evet, ama bunların ikisi çok farklı değil mi hocam? Farklı şeyler, farklı şeyler. Dolayısıyla maaş alan imamların arkasında kılınan namaz caiz midir? Çok açık ve net söylüyorum. Caizdir, hiçbir sakıncası yok. Vatandaşımız, kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu namazın hiçbir sıkıntısı yoktur. Teşekkür ederiz değerli hocam. Çok sağ olun. Efendim Kudret Argun selamlarını iletmişler. Abdestli giyilen bot mazerete binaen mest yerine geçer mi? Allah razı olsun demişler. İstifade ediyoruz dileklerini bulmuşlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. Allah razı olsun. Evet, şimdi mestler biliyorsunuz belli nitelikleri taşıyan ayağımıza giydiğimiz araçlar. Evet. Mest. Evet. Botlar ve benzeri giysiler, üzerlerinde eğer bir necaset, bir pislik, bir şey yok ise meslerle aynı hükümdedir. Yani aynı özellikleri taşıyor. Hı hı. Uzun mesafe gittiğimiz zaman altı açılmıyor, yırtılmıyor, kendisi ayakta durabiliyor gibi meslerde bulunması gereken ya da mes olarak kullanılabilecek olan eşyalarda aradığımız nitelikleri taşıyor. Bu anlama itibariyle belki öncelenmesi gereken bir tek şey var. Üzerlerinde pislik, necaset, namaza mani bir şey yok ise bunlarla bir mahsuru yok. Mahsuru yok. Mes olarak kullanılabilirler. Peki. Teşekkür ederiz Ali Hocam. Efendim İstanbul'dan Nuran Hanım. Telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Nuran Hanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ben bir sorum olacaktı hocama. Tabii. Benim ablam var 52 yaşında. 10 sene önce eşini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Şimdi bir arsası var onun. Hani arsa üstünde temeli vardı. Yapamadı işte. Şimdi eşinden dolayı kayınları, işte görümceleri hak istiyor. Acaba dinen alabilirler mi hak? Peki soralım. Bakalım hocamız ne diyecek efendim? Bir şey sorabilir miyiz? Buyurun hocam. Hanımefendiye. Tabii. Buyurun. Hanımefendinin
eşinin babası veya başka yakınları var mı hanımefendi? Sadece babası rahmetliydi, annesi de bu sene rahmetli oldu. Anladım. Kardeşleri. Anladım. Anne. Anlaşıldı. Peki. Soralım hocamıza efendim. Cenab-ı Allah rahmet eylesin beyefendiye de. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hocam. Miras konusu çok ince ayrıntılarla dolu evet, olduğu için o evet, soruyu yani, sorma ihtiyacı hissettim. Onu sormamız önemliydi. Çünkü miras hukuku hakikaten Kur'an-ı Kerim'de detay ayrıntılı olarak anlatılan bir bölümdür. Ölen bir insanın geride kalan varislerinin ölen kişiye olan akrabalıkları önce tespit edilir. Evet. Yani ölen kişinin eşi kalmış örneğimizde. Eşi var ve kayınları dediğine göre ölen kişinin kardeşleri de var. Çünkü akrabalıkları ölen kişiye göre tespit ediyoruz. Ölen kişinin eşi, yani erkek vefat etmişse, hanımefendi kalmış ise, çoluk çocuğu olması halinde mirastan 1/8 pay alacaktır. Değil ise 1/4. Çoluk çocuğu yok. Bu durumda kayınları da pay istiyorlar. Ölen abilerinin veya kardeşlerinin mirası olarak. Başkalarının bulunmaması halinde hanımefendiyle birlikte bu kardeşler de mirasçı olurlar. Onların da payları vardır mirastan. Tabii bir miras problemi yapılmak suretiyle hisselerinin ne kadar olduğu tespit edilmesi gerekir. Özetle şunu söyleyelim. Vefat eden kişinin eşi kalmış, başka varisi yok, kardeşleri var ise kardeşler de bu mirasta belli oranda hissede pay sahibidirler. Onu bir miras problemi olarak belki özel görüşmekten kastımız. Vefat eden kişi kimdir? Geriye kaç tane varisi kalmıştır? Kalan varislerin ona olan akrabalık dereceleri nedir? Buna göre bu problemi çözüp hisse miktarını belirlememiz gerekir. Peki, teşekkür ederiz değerli hocam. Ankara'dan Ali Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Ali Bey. İyi, hoş bulduk efendim. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar efendim. Teşekkür Benim ediyoruz. Bir sorum olacak ama hocama. Buyurun, buyurun. Ben 2016'da hacca yazıldım, 2017'de hacca gittim. Allah herkese nasip etsin. Elhamdülillah, maşallah. Şimdi biz 20 gün gittik geldik kısa dönüm. Ya bizden kısa olanlar da var da biz 20 günlüğüne gittik. Şimdi bir 40 vakit namaz diyorlar. Biz gittik bu Medine'de fazla kalmadık ama biz 40 vakit namaz kılmadık. Evet. Biz buraya geldik tabi haçtan geldik ama buraya gelince bazı kişiler veya akrabalarımız bize dediler ki ya siz ne çabuk gittiniz geldiniz, akşam gittiniz sabah geldiniz. Yani biz dedik ki biz haçımızı yaptık geldik haçta, hacca gittik şeyden başladık işte kurban kestik, Müzdelife'den Arafat'a çıktık, haçımızı yaptık. 3 günde zaten haç oluyor, doğru mu? Evet, evet, buyurun. Şimdi biz buraya geldik, efendim siz 40 vakit namazı nerede kıldınız? Biz 40 vakit namaz kılmadık. Efendim sizin haçınız olmadı dediler. Ben sadece bunu soracağım hocama. Soralım bakalım hocamıza. Tamam. Cenab-ı Allah kabul etsin efendim hacınızı. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Evet hocam, bu 40 vakit şart mıdır? Allah kabul etsin kardeşimizin haccını. Şimdi hac görevleri biliyorsunuz Furkan Bey. Mekke'de hac menasiki dediğimiz hacla ilgili görevlerin tamamı Mekke'de icra edilen işlerdir. Hacımızın ifadesinden anladığıma göre ya temettu haccına veya kıran haccına niyet etmiş. Büyük ihtimalle temettu olması lazım. Çünkü kıran biraz daha zordur. Evet. Temettu kurban kestiği için bunları söylüyor. Evet. Dolayısıyla Mekke'deki görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini söylüyor. Arafat'a da çıktık, kurban da kestik, şeytan taşladık. Aynen öyle. Hac görevleri yapılmış. Şimdi Mısırlı şair Ahmet Şevki, Allah rahmet eylesin. Amin. Diyor ki: "İza zurte ba'del beyti kabra Muhammedin." Beytullah'tan sonra güzel bir iş daha var. Ama bu hac görevi değil. Nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi huzurunda onu ziyaret etmek. Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptırdığı mescitte kılınan namazların Mescid-i Nebi dışındaki mescitlerden çok daha faziletli olduğunu bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar.
Mümkün olduğunca namazlarımızı Mescid-i Nebi'de kılmaya çalışırız. Çünkü ecri mükafatı, fazileti çok. Fakat bu 40 vakit meselesi sahih bir delile dayanmıyor. Yani şu kadar vakit mutlaka kılmalı, 40 vakit kılarsa işte şu kadar ömrü olan bir insan bütün ömrünü ibadetle geçirmiş gibi bir takım çıkarımlar da yaparlar. Sahih bir delile dayanmadığı için hac vazifeleriyle de direkt ilgili olmadığı için bunun hacca mani bir tarafı yok. Şimdi seyircimiz hatta olsa belki şunu soracak. Peki o zaman hocam biz 40 vakit kılmadık, kıldığımız namazların hacca hiçbir mani yok. 40 vakit kılmamış olmanız niye az kaldık peki Medine'de? Değerli halkımız bunu bilsin, vatandaşlarımız da bilsinler. Medine'de konaklama imkanı sınırlı. Mekke'de oteller tabii, çok. Dünya Müslümanların hepsi oraya tabii, gidiyor neredeyse. Mekke'de de, hac zamanı Mekke'de de bütün dünya Müslümanları orada. Konaklama imkanları geniş. Otel çok. Medine'de yapılıyor inşallah daha ilerleyen dönemlerde. Bu bir nebze daha rahat olacak. Daha rahat olacak. 4 gün veya 5 gün kalabilirler maksimum. Ve namazlarını mümkün mertebe 5 vakti Mescid-i Nebi'de kılsınlar. 40 vakit namaz kılınmamış olmasının çok açık net söylüyorum. 40 vakit namaz kılınmamış olmasının hacca engel hiçbir tarafı yoktur. Belki ecri ve mükafatı itibariyle orada o kadar uzun süre kalıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda ona selam vermek, onun mescidinde kendi ifade buyurduğu, hadis-i şerifinde ifade buyurduğu diğer mescitlerdeki namazlardan daha faziletlidir buyurduğu o mescidinde daha fazla namaz kılmış olmayı arzu ederiz. Ama bu ecir ve mükafat itibariyle daha fazlasını almış olmak demektir. 40 vakit kılınmamış olmasının hacca engel hiçbir yönü yoktur. Hac görevleri dediğimiz gibi Mekke'de icra edilen yani, şeyler. Aynen öyle. Evet. Peki teşekkür ederiz değerli hocam. Efendim Kocaeli'den Metin Torunoğulları telefon attığımızda. Hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar dinliyorum. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hocama sorum şu olacak. Allah nasip ederse bir kuyumcu dükkanı açacağız da. İnşallah efendim. Kredi kartıyla yaptığımız satışlar ne kadar helaldir veya kredi kartı post makinesinden çekiliyor ya ertesi gün para hesabımıza geçmesi için banka bir kesinti yapıyor. Evet, evet. Bunu kullanabiliyor muyuz? Ertesi gün paranın hesabımıza geçmesi için %2 civarında para kesiyorlar. Evet. Öbür türlü 35 gün sonra paramızı bize veriyorlar. 35 günde de takdir edersiniz altın sürekli değer kaybediyor. Tabii. Değişebiliyor. Bununla alakalı bir bilgi alabilir miyim? Hay. Bunun için sizi rahatsız ettim. Soralım. Estağfurullah efendim. Mutluluk duyduk sorunuzdan. Afiyet diliyoruz. Evet hocam. Altın satışında kredi kartı kullanılması. Evet. Şimdi esnaf olması itibariyle kardeşimiz bu söyleyeceklerimi çok daha iyi değerlendirecektir. Hı. Veya kuyumcu esnafı arkadaşlarımız çok daha iyi değerlendirecekler. Benim esnaf arkadaşlarım var, onlardan biliyorum. Saatlik değişir. Anlık değişiyor hocam. Anlık değişiyor ve birbirlerinden ödünç altın alıp verirler mesela. Müşteri geldi, çeyrek lazım, sizde yok. Hemen komşunuzdan istiyorsunuz. Bir saat sonra maksimum aldığınız çeyreği geri iade ediyorsunuz. Şimdi İslam hukukunda paraların birbiriyle değiştirilmesine sarf akdi deniyor. Para bozdurma. Evet. Altın günümüzde fiilen piyasada para olarak kullanılmıyor ama bütün ekonomik göstergeler ona göre ayarlanıyor. Evet. Dolayısıyla kredi kartıyla alışverişte beyefendi kendisi çok önemli bir şey söyledi. Diyor ki hemen hesabınıza geçmiyor. Yani kredi kartını post makinesinden çektiğiniz an hemen hesabın tek çekim yapılırsa bazı alimlerimiz diyor ki güncel çağdaş hocalarımız tek çekim yapılır ise bu hükmen paranın kabzedilmesi anlamına gelir. Ne demek? Para blokelenmiş gibi oluyor. Evet. Paraların birbiriyle değiştirilmesinde içinde bulunduğumuz akit meclisinde
karşılıklı olarak bedellerin teslim tesellümü gerekir. Yani ben altınımı alıyorum, siz paranızı alıyorsunuz. Olmalıdır sarf akdinde bedellerin peşin. Burada fıkıh kitaplarımızda yeden bir yedin. Aynen. Ben anlatırken bunu şöyle derdim. Al gülüm, ver gülüm. Evet, siz altınızı alıyorsunuz, ben paramı alıyorum. Dolayısıyla kredi kartıyla çekimlerde en iyi ihtimalle 35 günde daha önce eğer almak siz istersen. Paranızı almak isterseniz POS makinesini kullandığınız banka diyor ki hayır, bunun için sizden şu kadar bir kesinti yaparım. Mümkün olduğunca altın alışverişlerinde peşin yapılması her iki tarafında lehinedir. Kuyumcu esnafının bilhassa istediği bir şeydir. Evet. Ama satışlar kesat hocam, kredi kartına izin vermiyorsunuz, caiz değildir diyorsunuz. Ben de diyorum ki kuyumcu esnafına, siz kendi aranızda yaptığınız ödünç alışverişlerde bile bir saat, yarım saat gibi bir zaman dilimi koyarken vatandaşın ödemelerinde de 30-35 gün gibi bir süre söz konusu olduğuna göre bunu herhalde son derece risksiz, rahat bir şey olabilir dememiz mümkün değil. Tabii. Ama tek çekim olması kaydıyla ona da sınırlı bir kısım hocalarımız, alimlerimiz cevaz veriyor. Tek çekim hükmen şu çeyrek altın ne kadardı? Şu kadar lira. POS makinesinden çektiğiniz zaman tek çekim olarak karşı tarafın hükmen bu parayı aldığını söylemek mümkün diyorlar. Bu anlamı itibariyle olabilir ama tamamen taksitli veya vadeli bir altın satışına cevaz vermek mümkün değil. Evet, peki hocam, teşekkür ederiz. Efendim, Ferhat Sürücü sizlere selamlarını iletmişler. Üst üste umreye gitmek günah deniliyor. Doğru mudur? Hocama yöneltir misiniz demişler. İbadetin günahı olmaz. Yani bunu söyleyelim. İbadet etmekten dolayı insan günah işlemiş olmaz. Belki vatandaşımız şunu söylemek istiyordur. Yani umre sonuçta nafile bir ibadettir, sünnettir. Yani, aynen. Bu şahsın imkanları geniş anlaşıldığı kadarıyla bunun yerine çok daha öncelikli ve önemli bir takım hayır işlerini yapması daha iyi olmaz mı dese ben çok daha güzel olur derdim. Ama bir defa üst üste umreye gitmek günahtır falan böyle bir diyemeyiz. Şey söyleyemeyiz. Diyemeyiz. Şunu söyleyelim, ben hiç hacca gitmeden önce böyle düşünürdüm. Yani hac bir defa, ömürde bir defa farz. Efendim, vatandaş bir defa gittikten sonra kalan dönemlerde eline para geçiyor. Varlıklı bir insan, zengine farz olan bir şey sonuçta hac. İşte hacca gitmesin de şunu yapsın veya umreye gitmesin şunu yapsın. Gittikten sonra şunu gördüm Furkan Bey. Burada evinden işine özel aracıyla giden, evinde konforlu ortopedik yataklarda yatan, son derece konforlu bir yaşantısı olan insan oraya gittiği zaman kilometrelerce yürüyor. Arafat'ta kumun üstüne serili kilimlerde yatıyor, oturuyor. Beş yıldız otele tatile gitmiyor. Ya hakikaten sıkıntılı bir iş. Yani zor bir görev. Bütün bunları göze alıp tekrar ya Rabbi nasip et diye hep dua ediyoruz. Ama yapabiliyorsa vatandaşımız, nafile bir ibadeti yapmak yerine olabildiğince ihtiyaç sahibi, fakir fukarayı, garip gurabayı gözetecek tarzda bunları da yapsın. Yapabiliyorsa umreye de gitsin ama umreye üst üste gidiyor bu günahtır demek mümkün değil. Günah değildir. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Efendim, Eskişehir'e uzanıyoruz. Hatice Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Benim hocama şu sorum şu olacak. Buyurun. Kitap haline getirilen Kur'an-ı Kerim açıklaması abdestsiz okunabilir mi? Birinci sorum bu. Evet. İkinci sorum, bayanlar evlerde dua yaparken Allah'ım dünyada mekan, ahirette iman diye dua yapıyorlar. Evet. Bu dua doğru mu? İkinci sorum da bu. Bir tane sorum da işimin var, ona veriyorum. Buyurun efendim, buyurun.
Hocam iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Hocam, hoş bulduk. Allah razı olsun sizden. Amin. Şimdi akşam yatsı namazını diyelim ki evde kılıyorum. Farzını kılmaya başladım. Evet. Tekbiri getirdim, başladım, elemi okudum. Ama elemi okurken bir fes fes edemiyorum da kafama bir şey takılıyor. Onu düşünüyorum ama ben elemi okuyorum. Evet. Namazı kılıyorum. Bu sefer de kıldığım namazdan huzur duyamıyorum. Yani şeyi alamıyorum bu sefer de. Ondan sonra tövbe ediyorum. Allah'ım diyorum, ben kendimi namaza veremedim, huzur içinde kılamadım diyorum. Beni affet, bağışla diyorum. Tekrar yeniden o vaktin farzını yeniden kılıyorum huzur içinde. Bu sefer de artık şey oluyorum yani. O farzı şey olarak kılıyorum. Emin ol. Heh, tamam hocam. Evet. Soralım bakalım. Hocamız ne diyecek? Tamam. Afiyet diliyoruz. Eşinize çok selamlar efendim. Allah'a emanet olun. Evet hocam. Beyefendinin sorusuyla başlayalım. Sonra hanımefendiye geçelim. Evet, namazı kılarken ben namaz kılıyorum. Fatiha'yı okurken aklım başka yere gidiyor. Bu hepimizde olma riski olan, hatta zaman zaman olabilen olan bir şey. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin ibadete başlamaması için şeytan onun önüne türlü türlü engeller çıkarır. Ya şimdi bak, abdest alacaksın, kışın soğuk, çorabını çıkaracaksın falan. Bütün bu aşamaları geçti, namaza başladı. Kurtuldu mu? Hayır. Çok iddialı söylüyorum. Başka zaman aklınıza gelmeyen bir sürü şey namazda aklınıza gelir. Telefonun faturasıydı, doğalgazdı, arabanın vergisiydi, ötesi verisi. Başka zaman aklınıza gelmez. Namazdayken gelir. Bu ne biliyor musunuz? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, tilke hilsatun yahtalisuha şeytan min salatikum. Şeytan kapkaççılık yapıyor. Namazınızdan, Anadolu'nun çok güzel bir tabiri var, tırtıklamak derler. Evet. Namazın kıyısını köşesini tırtıklıyor. Aklınızı, onun için kişi huşu ile namaz kılabilecek bir haleti ruhiye geldikten sonra aklından bunu çıkarmayacak. Evet, ben namazda Cenab-ı Hakk'ın huzurundayım ve bu huzurda bulunuyor olmanın hazzını yaşayarak namazı eda etmeli. Eda ettikten sonra da bütün rükünleri erkanı ile namaz kılınmış ise vesveseden dolayı tekrar etmeye gerek yoktur. Bunu tekrar etmesine gerek yok. Evet. Ama bunu unutmamak lazım hakikaten. Namazda namaz dışı bir takım iş ve işlemlerin aklımıza gelme riski çok yüksek. Hocam, bu risk çok yüksek olduğu için bu kardeşiniz şöyle bir şey geliştirdi kendi kendine. Acaba doğru mu diye onu da sorayım. Benim bazen böyle avantajım olsun, kendi sorularımı sorayım müsaadenizle. Okuduğum yerlerin anlamını da bilerek okumaya gayret ediyorum. Yani örneğin Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun. Yani manayı da düşünerek okuduğum zaman o vesveseden biraz daha kurtulma ihtimalim yüksek oluyor gibi. Bu doğru bir şey olabilir mi? Kesinlikle. İşte namazda huzurda bulunuyor olduğunun bilinciyle namaz kılmaktan kastımız bu. Siz okuduğunuz ayetlerin manasını anlayabiliyor, düşünebiliyorsanız, okurken onlarla meşgul olursanız diğer uyaranlarla meşgul olmazsınız. Artık onları, kapıyı kapattınız. Hocam, biz manasını bilmiyoruz. Bilmelerini, öğrenmelerini tavsiye ederiz. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Amin, olabildiğince Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu bilinciyle hareket eder. Okuduğu yeri Fatiha'yı okuyor. Ardından okuyacağı Zamm-ı Sure. Manasını düşünebilirse, dediğim gibi, evet, siz bütün alıcılarınızı ilahi hitabın yayınına yönlendirmiş bulunuyorsunuz. Hatta burayla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Buyurun hocam. Bu dijital alıcıların uydu yayınlarını alıyoruz ya. Bu dijital alıcıların yayını alabilmesi için çok ince ayar yapılması lazım. Yani o çanak antenin o frekansa, o işte neresiyse derecesiyle oraya tam dönmesi lazım. Değilse yayını alamazsınız. Namaz kılarken de biz, tabiri caizse, bütün alıcılarımızı, receiver'lar oraya bütün eksiksiz derecesiyle dönmeli ki yayını net olarak alabilelim. İnşallah. Değilse
farklı yayınlar gelmeye başlıyor. Onlarla meşgul oluyoruz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin inşallah hocam. İlk sorusu hanımefendinin Kur'an-ı Kerim açıklamaları, meal kastı var galiba. Evet. Bunlar abdestsiz okunabilir mi dediler? Okunabilir. Bunlar meali abdestsiz okuyabilir. Burada bir sakınca yok. Peki. Teşekkürler. Hanımlar bir araya gelip şöyle dua ediyoruz. Yasin-i Şerifler, Mülk Sureleri, Nebe Sureleri okuyoruz. Sonra dua ederken dünyada mekan, ahirette iman diyoruz. Bu acaba bir mahsur teşkil eder mi? Yani bu halk arasında yaygın olan bir şey. Doğrusu dünyada mekan, ahirette iman. Evet, Cenab-ı Hak cümlemize iman ile göçmeyi nasip etsin. Amin. Kamil bir imanla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilmeyi nasip etsin. Halk arasında yaygın olan bir şeydir. Dine aykırı bir söylem de değil, insanın dünyada barınabileceği, konaklama ihtiyacını karşılayabileceği bir evinin, bir yurdunun, bir mekanının olması istenen, arzu edilen bir şey. Ha böyle bir dua olur mu? Çok daha güzel şeyler isteyebiliriz ama dinen bu söylemin itikadi açıdan bir problemi, sakıncası yoktur. Peki, teşekkürler hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Bursa'ya uzanıyoruz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Alo. Efendim. Buyurun Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Benim hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Benim oğlum vefat etti. Allah rahmet eylesin efendim. 3 tane çocuğu var. Biz de dede babaanne olarak onlara bakıyoruz ama yakıt paralarını veya elektrik su paralarını tek adımıza sayabilir miyiz? Peki, soralım efendim, bakalım hocamız ne cevap verecek. Oğlunuz için tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz efendim. Başınız sağ olsun. Evet hocam. Evet, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere zekat vermesi caiz değildir, veremez. Zaten vazifesidir, bakmakla yükümlü, onların bu ihtiyacını karşılamak mecburiyetindedir. Bizim klasik usulde, fıkıh kitaplarımızda şu ifadeyle, usul ve furu'a zekat verilmez. Usulden kastımız kişinin kendisini dünyaya getiren annesi, babası, dedesi, ninesi yukarıya doğru. Hı hı. Furu da dediğimiz oğlu, torunu, kızı neyse aşağıya doğru gidenler. Bunların birbirlerine zekat vermesi caiz değil. Birbirlerine zekat veremezler. Bunlar zaten birbirlerine bakmakla yükümlüdürler. Yani torun dedesine bakmak zorunda, dede de torununa bakmak zorunda. Kesinlikle, hangisinin şartları tutuyorsa. Kesinlikle. Birbirleriyle olan bu akrabalık ilişkileri, usul furu ilişkisinden dolayı birbirlerinin ihtiyacını karşılamak, bir takım sıkıntılarını gidermek, bakıma muhtaçsa bakımını icra etmek, yerine getirmek, evladın babasına bakımını yerine getirme vazifesi, yükümlülüğü olduğu gibi baba da evladın bakımını vazifesi yerine getirmekle yükümlü. Bu anlamı itibariyle yani bunların elektrik paralarını zekata sayabilir miyiz? Bir defa zekat veremiyoruz bunlara, bir. Bu zekat olmaz. Buyur. Ha bunları karşılamak durumunda mıyız? Karşılamalıyız. Biz hayır hasenat yaparken, tasaddukta bulunurken, cuma günü hocalarımız hep minberde bu ayeti okurlar. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Yakın akrabayı bakıp koruyup gözetmeyi emrediyor Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ Allah emrediyor. Devamında da وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي Burada özellikle vurgulamak istediğim, Allah akrabalık bağıyla birbirlerine bağlı olan insanların bu akrabalık bağının doğal neticesi olarak bir yükümlülük, bir vazife olarak birbirlerinin dertleriyle dertlenmelerini, ihtiyaçlarına kulak tıkamamalarını emrediyor. Zaten vazifemiz, yapmamız gereken bir şey. Dolayısıyla zekat olmaz. Onu zekata saymamız mümkün değil. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Kayseri'den Mehmet Karcı telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hayırlı akşamlar hocam, hayırlı yayınlar size. Teşekkür hocam ediyoruz. Benim hocama bir sorum olacaktı. Bu kadın erkek mezarlığı ayrı mı olması lazım? Veyahut da yan yana 4 tane mezar var. İkisi kadın, ikisi erkek. Hı hı. Ölen kadının üstüne veya ölen erkeğin üstüne bir müddet sonra cenaze konabilir mi? Peki, soralım efendim. Cenab-ı Allah bütün ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Afiyet diliyoruz, Kayseri'ye selamlar. Evet hocam, mezarlıkta dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır? Şimdi kadın erkek mezarlığının ayrı olması gibi bir şey yok.
hacca gidenlerimiz, umreye gidenlerimiz görmüşlerdir. Hem Mekke'deki Cennetül Muallâ'da hem de Medine'deki Cennetül Bakiye'de hanım sahabilerin mezarları olduğu gibi erkeklerin de mezarları var. Yani kadınlar şu mezarlığa, erkekler şu mezarlığa diye ayrı mezarlık tahsis edilmesi gibi bir şey İslam'da yok. Yok böyle bir şey. Beyefendinin söylediği belki ayrıntılardan bir tanesi, acaba ihtiyaç olması halinde bir mezarlığa, bir mezara daha önce bir hanımefendi defnedilmişti oraya diyelim. Daha sonra bir erkek defnedilebilir mi? Veya bir erkeğin medfun olduğu, gömülü olduğu bir mezara daha sonra bir kadın cenaze defnedilebilir mi? Şimdi burada bir ihtiyaç varsa eğer, başka yer yok, yapılabilecek, defnedebileceğimiz başka bir yer yok ise bu durumda iklim şartlarına göre değişir haddi zatında bu. Orada medfun bulunan, gömülü bulunan cenazenin tamamen cesedinin çürümesi, toprak olması iklimden iklime farklılık arz eder. Şayet tamamen toprağa karışmış ise bir başkası zaten oraya defnedilir. Olmamış, kemikleri duruyor. Mümkünse o kemikleri bir kenara yine mezarın içerisinde aralarına da topraktan bir ufak set koymak suretiyle bir başka cenazeyi aynı mezara defnetmek caizdir. Eğer ihtiyaç var ise. Evet. Hayır, böyle bir şeye ihtiyaç yok ise daha önce birisinin defnedildiği, gömüldüğü bir mezara daha sonra yeni bir cenazeyi defnetmek çok da doğru değil. İhtiyaç var ise bunda da bir sakınca yoktur. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Efendim birkaç tane de mail sorularımızdan gitmek istiyorum. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz, kefaret orucu yerine sadaka versek kabul olur mu demişler. Vallahi şimdi oruç bedenle yapılan bir ibadet. Dolayısıyla bu bedenle yapılan ibadetlerin yerine mali bir ibadeti, bir şeyi diğerinin yerine ikame edebilir miyiz? O adamın bir defa oruç kefareti olan kişi eğer oruç tutabilecek durumda ise bunu oruç tutmak suretiyle bu borcunu ödeyecek. Şu an rahatsız, hasta ama ileride düzelmesi mümkün. Yani telafisi, tedavisi olan bir rahatsızlığı var. Şimdi tutamıyor ama daha sonra tutabilecek ise yine daha sonra tutmak üzere bunu erteleyecek, orucunu tutacak. Ancak hiçbir şekilde iyileşmesi mümkün değil. Uzman hekim dedi ki sizin kesinlikle daha oruç tutmanız mümkün değil. Allah göstermesin, sindirim sistemiyle ilgili çeşitli hastalıklar var. Evet. Kesinlikle oruç tutması mümkün değilse bu durumda bunu kefaretini mali olarak ödeyebilir. Değilse şu an veya gelecekte bir şekilde oruç tutabilecek durumda olan bir insanın bunu oruç tutmak suretiyle kefaretini ödemesi gerekir. Başka bir usulle ödemesi mümkün değil. Peki hocam, teşekkür ederiz. Efendim Recep Akdoğan selamlarını iletmişler. Ard arda bir günlük kaza namazı kılınacaksa her vakit için ezan okunmalı mı? Öğlen namazında geçmiş öğle namazı kaza edecekse yine ezan okumasa gerek var mı demişler. Evet. Ard arda bir gün kaza namazı kılacaksa kaynaklarımızda bir ezan okuyup biliyorsunuz şeyler bu ezan ve kâmet وَهُمَا سُنَّتَانِ لِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ Erkekler için yani namazların sünnetidir bunlar. Kaza namazı kılacak olan kişi bir kere ezan okur. Ondan sonra her kılacağı farz için, kazaya kalmış o farzını kılacak. Her birisi için kâmet etmesi yeterlidir. Her birisi için ayrıca ezan okuması gerekmez. Sadece farzdan önce kâmet getirmesi gerekir. Öğlen vakti öğlen namazının kazasını kılacak. Ezan zaten camide okunmuş. Camide problem yok. Kendisi kâmet getirip kazasını kılabilir. Peki. Teşekkürler hocam. Efendim yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar. Bugün iş yerinde taklit yapan birine yapmasının uygun olmadığını söyledim. Dayanağı nedir dedi. Cevap veremedim haliyle. Taklit yapmanın bir başka kişinin taklitini ortaya koymaktan bahsediyorum demiş. Hükmü nedir? Acaba caiz midir yoksa değil midir? Hayırlı yayınlar dileklerinde bulunmuşlar. Evet. Teşekkür ederiz. Tabii taklit yaptığımız kişiyi aslında taklidini yaparken onun biraz daha belki çok görünmesini istemediği, bilinmesini istemediği bir takım davranışlarını, mimiklerini ön plana çıkarıyoruz. Dolayısıyla hoşlanmadığı bir
davranışla onu bir başkasına sergilemek, tahkiye etmek, anlatmak hoş bir davranış değil. Bakın bununla ilgili şimdi hatırıma geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe validemiz, Safiye annemizin kısa boylu oluşuyla ilgili olarak onun kısa boylu oluşunu hikaye etmiş, anlatmış işte. Safiye'nin de şöyle olması sana yeter tarzında bir şey söyleyince Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ciddileşir. Öyle bir şey söyledin ki eğer deniz suyuna karıştırılsa denizin suyunu da bozardı. Safiye annemiz orada yok, onu taklit ediyor. Onun işte boyu şöyleydi falan. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta bir başka rivayette bana dünyaları verseler bu senin yaptığını yapmazdım diyor birisine. Birisini tavrı, davranışı, konuşması veya işte jesti mimiği itibariyle onu taklit etmek belki onun hoşlanmadığı bir şey. Bunun çok fazla gün yüzüne çıkarılmasını istemediği bir şeylerdir bunlar. Bunları taklit edip anlatmak hoş değildir. Kırıcı olur. Karşı taraftaki insanın arzu etmediği şeydir. Müminler kardeştir. Hükmünü baltalar. Kardeşlik bağlarını zayıflatır. Kendisini hoşlanmadığı bir uslup ile taklidini yapan insanla olan o kardeşlik bağını zayıflatır. Ha haram mıdır? Kesinlikle yasak mıdır? Yani çok kat'i bir haramdır demeyiz ama Müslümanın bu tip davranışlardan uzak durması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şayet bana dünyaları verseler ben bu senin yaptığını yapmazdım diyor. Biz de yapmayalım. Vallahi bizim için bitmiştir hocam. Biz Resulullah yapmayın evet. dediyse biz de yapmamalıyız. Aslında uygun olan o herhalde. Evet. Teşekkürler. Efendim Çorum'dan Hüseyin Tunç telefon attığımızda. Alo. Alo. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Seferi bir kişi yolda giderken tatil yöresinde orada bir cemaate rastlıyorsun. Başımdan geçmiş bir olay olduğu için soruyorum. Evet. Bir imama uydum. Bir rekat namaz kıldı. İmam birer onlar kalktılar gittiler. Evet. Yani siz şimdi, son rekata yetişmiş oldunuz. Son rekata ama imam yok mu kıldı acaba orada mümkün biri miydi değil miydi onu anlayamadığım için sormaya da şeyimiz olmadı. Evet. Onun dedim, durumu nasıl bir şey olabilir acaba şimdi İmam mümkünse şayet. Soralım hocamıza. Ben, tabii. Soralım. Yani Hoca Efendi'nin mukim olup olmadığı önemli mi? Ya da bilmediğimiz takdirde nasıl davranacağız? Tabii karşı iki rekatları getirmebiliyorum. O düşünceyle. Tamam soralım efendim. Cenab-ı Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Çorum'u selamlıyoruz. Evet hocam. Evet seferi bir kişi dedi seyircimiz. Ben kendim seferiyim. Dolayısıyla şahsın kendisi seferi. Evet. Şimdi önce şu iki şeyi söyleyelim. Bir, seferi olan birisi mukim olan bir imamın arkasında namaz kılarsa imamın kıldığı namaza dahil olmuştur. Yani imam dört kıldığı için o da dört kılacak. Seferi birisi seferi birisine uymuşsa zaten o da iki kıldığı için kendisi de iki kılacak. Beyefendinin söylediği ben son rekatında yetiştim cemaate dahil oldum ama imam mukim miydi misafir miydi ben namazımı dört olarak mı tamamlayacağım iki olarak mı tamamlayacağım bunu soruyor herhalde. Evet hocam. Şimdi kaynaklarda şöyle bir ayrıntıdan söz eder alimlerimiz. Bu durumda biz içinde bulunduğumuz ortamdan karineye bakarız. Karineden kastınız ne? Yani bir benzin istasyonunda, bir yolda, bir güzergahta, bir yerde eğer bir cemaate iştirak etmişsek bu şunu ifade eder. Demek ki buradaki insanlar da zaten burası yerleşim birimi değil, konaklanan bir yerde değil. Yol üstü bir benzinlik veya bir dinlenme istasyonu. Dolayısıyla bu insanlar da muhtemeldir ki yolcular. Dolayısıyla böyle bir karine, böyle bir alamet, böyle bir belirti varsa elimizde deriz ki bu insanlar da yolcuydu. Dolayısıyla bu şahsa uyan kişi de iki rekat namazını kılacak. Ancak mecellede kaide var. Bir konunun cevaz yönüyle yasak yönü
eşit olursa bu durumda yasak yönü tercih edilir. Yani biz ruhsat yönünden istifade etmeyip yasak yönünü, bu insan mukimdir. Burada yol üstü bir benzin istasyonu da değil, tatil beldesinde bir yerde dedi beyefendi benim evet. duyduğum kadarıyla. Dolayısıyla orada yerleşik olan birisidir. Namazını dört kılabilir. Efendim dört kılsa ne olur, iki kılsa ne olur? Hanefi mezhebine göre iki kılmak mecburiyetinde. Evet. Ama Şafii mezhebi itibariyle yükümlü. Namazını isterse iki, isterse de dört kılabilir. Binaenaleyh din dışı bir şey değildir. Bu ayrıntıyı eğer tespit edebiliyor ise ona göre hareket eder. Yol üstü bir benzin istasyonu, bir dinlenme istasyonuysa kendisi gibi yolcu olan insanlardır onlar. Dolayısıyla imam da seferidir. Dolayısıyla ben seferi olan bir imamın namazına dahil oldum. Dolayısıyla iki rekat kılacağım. Evet. Ama diğer dediğiniz gibi bir tatil beldesine, müstakil bir cami yerleşik. Ve cemaate katıldıysa yerleşik. Ozanla dört rekat. Evet. Peki. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Vaktimiz daralıyor ama bir soru daha soralım inşallah. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Meryem Hanım sizlere selamlarını iletmişler. Hocam komşumuzun eşi vefat etti, yetimi var. Orada yemek yiyebilir miyiz demişler. Evet. Şimdi yakınlarda medyaya da yansıdı. Bu taziye evlerinde yemek verilmesiyle ilgili evet. bir mesele vardı. Tabii cenaze, Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Cenaze çıkan evin belki komşular tarafından tüm ihtiyaçları karşılanmalı. Oraya yemek yapılıp götürülmeli. Yani onlara biz yemek ikram etmeliyiz. Burada söylemek istediği zannediyorum seyircinin, vefat eden şahsın geride yetimi var. Acaba bu yetimin bulunduğu evde biz yemek yersek yetim hakkına, malına girmiş hakkına mi? Tecavüz hakkına etmiş tecavüz etmiş gibi. Şahsın ikramıdır. Hı hı. Misafir olarak gittiğimiz bu evde ev sahibinin, orada bulunan insanların ikramını kabul ederiz. Bu haram değildir. Yetimin malı da bizzat yetime ait bir mal da değildir. Ama dediğim gibi bir taziye evi ise eğer bu, biz taziyeye gitmişsek, taziyeye gittiğimiz yerde bizim o taziye evine, cenaze sahiplerine ikramda bulunmamız mümkünse yemek yap. Anadolu'nun çok güzel Anadolu adetleri böyle yapar değil mi hocam? Çok güzel adetleri bunlar. Cenaze çıkan evde yemek pişirmezler. Vatandaş taziyeye giderken kendisi evinde yemek hazırlar, tencereleri götürür. Yemeği taziyeye gidenler ikram ederler. Eğer böyle bir şey ise buna dikkat etmek lazım. Bizim onlara ikramda bulunmamız icap eder. Onlar acılıdır. Belki günlük öğünlerini hazırlayacak zamanları da yok. Buna haleti ruhiyeleri de müsait değil. Yani öyle yıkılmış yani. Durumda ki yani yemekle ekmekle uğraşacak halim yok der vatandaş. Evet. Ve bu durumda hakikaten bu özveriyi göstermek lazım. Ama örnekte olduğu gibi evde yetim var. Bunda acaba onların bize misafirle gittik. Taziye değil. Eve gittik. Bize çay işte evde ne varsa Allah ne verdiyse. İkram ediliyor. Misafire ikram ediliyor. Misafire. Yani. Bunu almakta bir sakınca yok. Peki. Alınabilir. Hocam bize ayrılan sürenin artık sonlarına gelmişiz. Benim adıma keyifli bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle de ilk programımızı icra etmiş evet. olduk. Son söz sadedinde bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen buyurun. Estağfurullah. Yani şunu ben de bir defa öncelikle ifade edeyim. Hakikaten keyifli bir programdı. Benim için de keyifli bir programdı. Teşekkür ediyorum. Şunu çok önemsiyorum ben Furkan Bey. Halkımız dini hassasiyetleriyle bir takım sorular yöneltiyorlar ve bu konuda şunun çok önemsenmesi gerektiği kanaatindeyim. Soru soran vatandaş sorusunu sorarken hoca bu konuda ne düşünüyor bunu merak etmiyor. Din ne diyor? Onu merak ediyor. Bu konuda din ne diyor? Diyanete soralım diyoruz. Programın adı bu. Din ne diyor? Kişisel değerlendirmelerimiz, benim kişisel tercihim, ben şöyle düşünüyorum. Hayır böyle bir şey yok. Yani ben şöyle düşünüyorumdan önce Allah ve Resulullah ne diyor? Bunu merak ediyor vatandaş. Binaenaleyh sorulan sorulara soran kişilerin dini hassasiyetle sordukları bilinciyle Cenab-ı Hak doğruyu söyletsin. İnşallah. Hak ve hakikati ifade etmeye muktedir kılsın. Bilmediğimiz,
incelememiz, araştırmamız gereken noktalar olabilir. Bu da ayıp değildir. Bunu da seyircilerimize çok açık yüreklilikle bunu bir inceleyelim. Bu konuyu bir araştıralım deriz, hatta demeliyiz. Demek zorundayız. Demeliyiz. Çok teşekkürler hocam. İlginizden ben teşekkür ederim. İstifade ettik. Cenab-ı Allah sizden, sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün haftanın son programını da icra etmiş olduk efendim. Pazartesi günü tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hafta sonu aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları biriktirin. Pazartesi hep birlikte Diyanet'e soralım. Var mıdır, vacip midir? Yani orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.